Sultanahmet saldırısı dahil olmak üzere. 28 Şubat'ın sembol isimlerinden eski milletvekili Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan Milli Diriliş programında yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Osmanlı Devleti savaştan sonra yıkıldı. Şevki Yılmaz, ana muhalefet partisi CHP'ye cehenneme hazırlama partisi benzetmesinde bulundu. CHP ne demek? Hizmete hayır partisi. CHP, cami hayır partisi. Daha da açık söyleyeyim. Cehenneme hazırlama partisi gibi dine, maneviyata savaş açmış. Bu millet ne ahirete hazırlanacak, ne İslam medeniyetine kavuşacak, ne tarihiyle barışacak. Ve böylece bu millet Avrupa'nın çok rahat yutabileceği bir millet, bir ülke haline gelsin için işbirlikçisi, mandacı bir anlayış içerisinde mecliste maalesef muhalefette yerini almış. Şevki Yılmaz, CHP'nin altı okunun tiksindirici olduğunu söyledi. Genel başkanlarını ise okçubaşı olarak nitelendirdi. Ambleminde okları olan bir partinin başkanı da okçubaşı olur yani. Amblem neyse kafada odur. Ok atmakla meşgul. Hani CHP'nin amblemi tiksindirici bir amblem. Konferanslarda söylüyorum. Ok niçin? Neden silah? Derdin ne? Hangi siz barışçıydınız, ulusçuydunuz, halkçıydınız, devletçiydiniz, milliyetçiydiniz? Altı ok felsefesinde bu yalanları halkı aldatmak için kullanmışlar tarih boyunca. Devletçiyiz diyor. Hadi devletçi olun. Devlet bölünmek istiyor, isteniyor. Halkçı olun. Halk öldürülüyor doğuda. Ama okçubaşı Kemal okulunu almış. Onu millete doğrultuyor, milletin temsilcilerine, Tayyip Erdoğan'a ok atmaya çalışıyor. Ama her yerde söylüyorum yani, Allah Bahçeli'ye de uzun ömür versin, Kılıçdaroğlu'nu da. Yani CHP'nin başından inşallah gitmesin uzun yıllar. Yılmaz, CHP'nin altı okunun imanın altı şartını yok etmek için seçildiğini söyledi. Ne tiskindirici ya? Neden ok yaptınız ki? CHP'de altı gül yapsaydınız. Neden beş tane değil? Neden yedi tane değil, altıyı seçtiniz? Ne diyor Bediüzzaman Saadettin Hazretleri? CHP'nin altı oku, kasten ve bilerek imanın altı şartını yok etmek için kurulmuş. Böyle devletçilik, uluçluk, o halkı, gençleri aldatmak için. Bir ok Allah'ın egemenliğini ortadan kaldırmak için. Meclisin duvarında ne yazılıydı ilk meclis? Bakın, hakimiyet kayışır şartsız hakkındır, Allah'ındır. Onu kaldırdılar, Allah'ın egemenliğini kaldırdı CHP. Yerine milletindir yalanı yazdı. Millet filan değil, ne milletin? Egemenlik kayıtsız şartsız bu ülkede Mason localarının, İttihat Terakki Siyonistlerin oldu tarihi boyunca. Medyada da egemendiler, sermayede de egemendiler. İkinci ok attılar, Kur'an-ı Kerim'in içindeki kanunları devre dışı bıraktılar. Cuma'yı pazara çevirdiler. Devrimlerle İslam'ı, değerlerimizi yıktılar.